Kastamonu İnebolu'daki bu kadın kağnıların kumandanıymış. Teğmen. Hatıratını bana kendisi imzalayarak verdi Nurettin Peker'e. Torunlar da hayatta. Bakınız. Anlattığı öykü dehşet bir şey. Yani duygulanmadan anlatabilmeyi başaracak mıyım bilmiyorum. Duygulan hocam. Bak şimdi, hayır onu söylüyorum. Çünkü yani. Zor bir öykü. Şimdi dinleyin bak, öykü çok zor bir öykü. Dedi ki Nurettin Peker beyefendi. Hepsine dedi kafilelere numara verdik. Bütün kağnılara. Dolayısıyla çetelesini tutuyorum. İşte bir geldi, üç geldi, beş. Geldi. Aradaki kağnılardan birisi gelmedi diyor. Kaldı mı? Öbürleri gelmiş ama bu gelmedi diyor. Kağnılar. Bak şimdi. Geri döndük. Geri döndüm diyor. Geliyoruz bir baktık ki kağnı duruyor. Biliyorsunuz mandalı. Onlar evet. Mandaların çektiğidir. Gacı gücü öte. Geldin yanına yaklaştım diyor. Kağnı duruyor. Bir genç kadın işte kağnının sorumlusu olan üzerine kapanmış. Merminin üzerine kapanmış kadın. Gittik bir baktım diyor. Orada ruhunu teslim etmiş ve donmuş. Bak daha fecisi var. Daha fecisi var. Kadını diyor çektiğimizde gördüğümüz manzara şu. Göğsünün altında bebek duruyor. Bebeği kendi bebeği abi. Bak bebeği. Hırkasını kadın yün hırkasını çıkarmış. Merminin üzerine atmış. Mermi ile hırkanın arasında bebeği. Kadın kendisi donarak ölüyor. Diyor ki bebeğimle mermi kurtulsun. Bak arkadaş o fotoğraf o işte. Evet. Bak o fotoğraf o. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletin kasasını soyanlar. Bak kasasını soyanlar. Soydukları parayı yurt dışına kaçıranlar, oraya taşıyanlar. Ve kendilerinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu iddia edenler. Bu son anlattığım öyküden eğer bir parçacık olsun, ruhları titremiyorsa sözcükler onları tanımlıyor. Ama buradan seyirciye karşı saygısızlık etmemek adına o kavramları kullanmıyorum. Seyircinin kendisi, dinleyicinin kendisi o kavramları yerli yerine koysun. Hocam, özür diliyorum. Bak Türkiye bütün bunlara rağmen, çatlamıyorsa eğer bundan ve gecikiyor. İşte bu anlattığım öykü gibi öyküler nedeniyle. Ben bu öykülerden çok dinledim. Celaleddin Orhan, Nurettin Peker, bunlar o milli mücadelenin içinde bulunmuş. Teğmen'de o zamanlar ve hatıratlarını derlemek bana kısmet oldu. Çünkü bana verdiler hatıratlarını. Anlattı Celaleddin Orhan. Sovyet yardımlarını taşıyan, gemiye kumanda eden kafile komutanı Teğmen Celaleddin Orhan. Nasıl taşıdıklarını, nasıl getirip götürdüklerini anlattı. Şimdi bizim bu birikimimiz var. Orta Doğu'da hiçbir Arap ülkesinde bu birikim yok. Onun için çatlıyorlar işte. Yani vatanı için çatlıyor. Bana söyler misiniz Orta Doğu'da emperyalizme karşı savaş vermiş bir Arap ülkesi var mı? Yok. Bitti. Haritası çizilmiş kendisi oraya oturtulmuş. Bizim rakibimiz de değil. Bizim mukayese edeceğimiz devletler de değil. Onlar bizim bir dönem arka bahçemizdi. Yine yani ekonomiden... Şimdi emperyalizmin arka bahçesi oldu kardeşim. Maalesef. Şimdi hocam işte bak o fotoğraf aslında neyi de gösteriyor bize? Şunu gösteriyor. Şimdi orada o ana bahsettiğiniz o hikayeyi de ortaya koyduğunuz o anne kendisini bebeğini de beraber ülkeyi kurtaracak evet. Mermiyi korumuş. Evet. Bu farklı bir şey ya. Bu çok başka bir şey. Bu topraklarda ağzı doğallar var. Bu topraklarda böyle anneler böyle babalar var. Peki bu mücadele verenlere karşı olan demin alın dediğimde öbür fotoğrafta vardı ya çocuklar. Bir dakika onu da verseniz orada da bir kadın var. Bir şey anlatacağım oradan da. Deminkini Harun Bey tamam, hocam, şey affedersin söyle, lafını kestim ama. Rica ederim aslında bir cümle söyle bitireyim. Söyle. Bu da geldi hocam. Şimdi bak netleşirse söyleyeyim. Orada görmüş olduğunuz kadın kim biliyor musunuz? Kara Fatma. Ünlü Kara Fatma. Evet. Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal Paşa'nın karşısına geçip sen niye kadın bizden yararlanmıyorsun diyen ünlü Kara Fatma o işte. Ve Mustafa Kemal Paşa ya bak ne oluyor biliyor musun? Bu Kara Fatma nerede? İstanbul'da. Yıl 1919 Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasındadır. Bu kadın İstanbul'dan bindi Gülcemal Vapuru'na.
Nereye geldi kardeşim? İnebolu. İndi. İnebolu'dan Sivas'a kadar. Ya rastladığı yaylılara bindi. Ya rastladığı işte şeylere bindi. Kağanlılara. Rastlamadığında da yayan yürüdü. İnebolu nere? Sivas nere? Kara Fatma geldi Sivas'a. Korumaları Mustafa Kemal Paşa'nın yanına bırakmıyorlar. Kadını sokmuyorlar. Şu kadar bir, Kara Fatma şu kadar bir şey. Kara çarşafın içinde. Mustafa Kemal korumaları yardı, karşısına geçti. Çok güzel anlatıyorlar anılarda. Mustafa Kemal ürküp geri çekiliyor. Deyince bu açıyor çarşafı. Sen Mustafa Kemal Paşa değil misin diyor. Bir kadından mı korkuyorsun? O da böyle bakıyor. Senin adın ne diyor? Fatma. Kara Fatma ne istiyorsun sen benden? Lakap öyle kaldı. Bizde 3 tane Kara Fatma vardı. Ya yapılan röportajda o kadar böyle insanın içini acıtan bir cümle var ki diyor ki Mustafa Kemal Paşa beni Sivas'ın en lüks lokantasına götürdü. 1919 yılında Sivas'taki en lüks lokanta ne ola ki? İşte orada konuşuyor. Diyor ki sen niye kadınlardan yararlanmıyorsun? Gençler öldü cephede, biz ne güne duruyoruz? Fikrini söyle diyor, ben çete kuracağım diyor. Onun üzerine bak, onun üzerine mektup yazıyor. İstanbul'a döndüğünde diyor bu mektupla seni bulacaklar. Beni kim bulur? Sana ne diyor? Seni bulacak benim adamlarım. Nitekim Mimim grubu bu İstanbul'a döndü ama aynı yolları izleyerek döndü. Sivas'tan İnebolu'na. Şimdi yürüyün, yürüsenize bakayım o yolları. O zaman, bugün yürü bakayım o yolları. Sen bir de işte o gün yürüdü bu kadın. Tam yeri geldi bak. Şimdi ben niye söyledim? İşte şu insanla bağışla beni. O öbür görünen küçük de kimdir biliyor musun? Kızı. Öbür yanında görünen küçük kızı. Şey, Kara Fatma'nın kızı. Kara Fatma'nın kızı. Bak o küçük kızın. Hemen solunda. Bak, bize göre solda olan. Bak, bak şimdi. Yunan başladık ya büyük taarruza. Kara Fatma 800 kişilik çete kurdu. 800 kişinin yanılmıyorsam 80 ya da 70'i kadındır. Çetenin üyesi. İlk taarruzda esir düştü Eskişehir yolunda. Bak öpülür işte hocam. O küçük kız, o da tetik çekiyor. Tetik çekmekten bu parmağa düştü değil mi? Doğru söylüyorum. İşaret parmağı. Doğru söylüyorum. Evet, tetik çekme parmağı odur hocam. Tamam, bu parmak düştü. Küçük kızın parmağı düştü, parmağı çekmekten. Ve Kara Fatma Yunanlılara esir düştü. Kadın işkenceler gördü. Oradan bir kurtuluş serüveni var. İşte bu vatan, bu kitapta onları anlattım işte. Onun için hayret ettim. Bu dönemde bu kitabın veriliyor olması çok anlamlı. Güzel bence. Hocam, ben de... İzleyici de 29 kupon alsın, biriktirsin abi. Para verip almasın, gazeteyi alsın. Bir cümle söyleyeyim, bir yere bağlayalım hocam. Şimdi bu anlattığınız gerçek hikayeleri ya, kitapta bu var. Çok kötü oldu. Ama hocam, yani, kötü olmanız, hüzünlenmemiz iyi bir şey. Bu da bize özgü bu hocam. Türk milletine özgü. Fakat sadece şunu demek lazım. Şimdi bakın, şu mücadele veren o annenin, o kızın ve o insanların yalın ayak gerekirse verdikleri mücadele karşısında Said-i Kürdü ne diyor? Bu Mustafa Kemal ve 3-5 tane çapulcu diyor bizi bir maceraya sürüklüyor. Bunları öldürün diyor. Ahlaksızlar. Ya ben şimdi hocam ahlaksızlar değil. Ben diyorum ki işte siz FETÖ'nü yetiştiren bu. Bu. Tabii. Ya bunu teşrif edin de kardeşim ya. Bu. Tabii. Edin bunu teşrifle, millet kurtulsun bunlardan. Arkadaş işte bak, dini din olmaktan çıkartıp dini bu Fethullah Gülen gibi bu cemaatlerin emrine verirseniz işte o çıkıyor ortaya. O zaman da işte solunda ya bir yanlış doğuyor bu şekilde bakacağım. Bu böyle olunca solunda şöyle bir yanlışı var. Solda kendinin varlığını dine olan mesafesiyle ortaya koymaya çalışıyor. Ama sol dolaşıyor. Sol istismar etmiyor. Bak. Bak yok, sol bak ediyor demiyorum. Bak bak solcu ne yazıyor? Cümleyi şöyle söyleyeyim. O ediyor demiyorum. Bak, ne diyor? Erol hocam bak, ediyor demiyorum. Doğru söylüyorsun. Kendi varlığını doğru dine olan uzaklıkla izah ederseniz dini istismar edenler önüne geçemezsiniz diyor. Sol kendini dinle, bak bir dakika dur, bir şey bir hatayı düzeltelim. Bir dakika, haksızlığı düzeltiyorum. Tamam. Sol hiçbir zaman bunu referans alarak benim mesafem, dinine mesafe koydum. Sol kesinlikle ve kesinlikle bunu yapmaz. Bak şunu söyleyeyim sana. Kemalist ideolojinin İslam diniyle ilgili olarak ortaya koyduğu mesele tam da İslam peygamberinin İslam diniyle ortaya koyduğu meselenin özbeöz kendisidir. İşte ortaya koyulan bu felsefe ki Ehl-i Beyt İslam'ıdır, ortaya koyduğu, onunla barışmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Şimdi barışmazsak birileri bunu istismar eder. Kemalistlerin dinle barışmazsak hocam, bak başka hiçbir bir şey problemi yok. Barışmazsak hiçbir Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatıyla ortaya koymuş olduğu Ehl-i Beyt İslam'ı, ki bu cübbeden, sarıktan, İngiliz'in, Fransız'ın kurduğu tarikatlardan apayrı bir şey, İslam'ın kendisidir. Onunla barışmayı beceremezsek İslam'ı istismar edenlerin karşısına geçiyor. Kahrolsun istismarcı doğru diyemeyiz. Şimdi, evet doğru. Çocuk, hocam, arkadaşlar ben, teşekkürler, fotoğrafı alabilir. Sağ olun.